Merhaba arkadaşlar, bugün Crysis 3'ün 4. bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle güzel bir yerde kalmıştık en son. Karanlık bir orman gibi bir yer yani burası. Ben de tam anlayamadım. Burada adamlar var yalnız. Şöyle yavaşça hepsini öldüre öldüre gideceğiz. Ne oluyor lan? Neredesin? Aynen, ok kullanıyorum kanka ve burada bir küvet var. Siz burada banyo mu ediyorsunuz lan? Aa, düştüm. Şu oklarımı alabilir miyim lütfen? Bunlar nadir bulunuyor yani. Önemli bunlar. Aslında o kadar nadir bulunmuyor da yani, olsun. Önemliler. Şunu duyuyor musun? Ateş etme be, duymasınlar. Şunları alalım, bir dakika, bizim puanlar sıfır değil mi hala? Bu puanlar nasıl geliyordu ya? Ben hatırlamıyorum ama. Herhalde uzaylılara denk gelince olacak o. Daha uzaylılar tam anlamıyla gelmedi. Vuramadım ya la. Adam kaçtı ya. Kaçamamış. Hemen oradan okuma alayım ben. Şurada diğer adam nerede ha? Buradan da alayım, bir de şuraya atmıştım. Konumun civarında bir Iron Horse'un devre dışı kaldığı bilgisini aldım. Ne oluyor lan? Hala birileri var ama ben göremedim. İlerleyin ve onu bulun. İşkence yaptığını anlayabilirim. Sen sırlarını taşıyan ön bellek olabilir. Burada bir mayın tarlası var. Ortaya çık ve bizimle yüzle, seni korkak. Bana mı diyorsun lan sen? Bir dakika, bir dakika. Sen bana korkak mı dedin? Hayırdır? Yani bir vuruşluk canınız var, burada bize artistik yapıyorsunuz. Bir dakika abi. Şu mayın şeyini bir patlatalım, tarlasını. Ateş edince patlıyordular değil mi? Tamam, temiz bir şey. Buradan geçelim. Zırh modunda zaten hasar yemeyiz fazla. Koş direkt abi. Oba, orada bir şey var. Onu bir hacklersem çok rahatlayacağım. Tamamdır. Şimdi o benim yerime bir güzel temizlesin. Şöyle nano görüşe bir bakalım. Etrafta bir şeyler var mı? Bu ne abi? Orada insan var. Ama ağır makinalı tüfek kullanıyor yani. Şöyle bir şey yapalım. Enerjimiz de olsun. Bir dakika, bir dakika. Şöyle kimseye bulaşmadan güvenli bir yere giriş yapabilirse. Kanka. Selam. Kaç 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 kaç. Gördüler. Al görünmeze gel abi. Selamun aleyküm. Aa, o kaçtı. Selam kanka. Ölmedin mi lan? Bak, bir silahla bütün enerjimi aldı ya. Çakal. Şu adamı indirmem lazım. Headshot attım yani, hem de okla, bir zahmet ölsün. Bir dakika. Ha, geyikmiş lan, ödüm patladı. Ettin mi? Çok güzel. Şurada benim bir iki tane okum olması lazım. 7 tane okum vardı, 6 tane kaldı. Bir tanesi gitti. Bir tane adamın üstünde kaldı herhalde. Neyse, bir tane oktan bir şey olmaz. Kaç abi. Şurada ooo, bayağı bir bilgi varmış. Bu ne abi? Bana kimin işkence yaptığını bulmak, değişik değişik şeyler. Tamam, hepsini aldık. Burası biraz kalabalık. Ben hiç sataşmadan şöyle kaçmak istiyorum. Şurada da bir bilgi var. Onu da almak istiyorum. Bir dakika. Hatta 2-3 tane burada bayağı bir bilgi varmış. Şöyle şurada bir enerjimi yenileyim ben. Oha, burada da mı adam var? Nereden görüyorsunuz oğlum? Tabii yapay zeka olunca direkt görüyorlar. Şöyle gideceğiz değil mi? Yanlış gidiyormuşuz. Enerjim de ne çabuk bitiyor ya.
Enerjimi az götürecek bir şey var mıydı burada, özellik? Varsa ondan yapalım. Şimdi bakamam da. Bir puanım yok zaten. Puan alınca bir bakayım ya, bu enerji çok hızlı bitiyor. Siz beni nasıl bulacaksınız? Bak geyik var burada, dikkatli olalım. Yerimizi belli edebilir. Tamam, sataşmadan güzel bir şekilde atlattık orayı. Ama tabii burada da biraz sıkıntı varmış. Hemen görünmez ol, onu hacklersem çok rahatlayacağım yine. Alalım şöyle. Hacklemeler de gittikçe zorlaşıyor yalnız. Hani 3, 4, 5 falan çıkıyor böyle. Ama hiç sorun değil. Bunlar ne abi? Ha, mayın varmış orada. O da güzel. Mayınları hallederiz. Abi sen neredin? Bir dakika, korktum lan. Sen nereden çıktın? Duvar köşesine işiyor muydu bu salak? Aptal aptal bakıyor. Duvarın köşesinde adam. Sen bendensin değil mi kanka? Tamam, temizle. Bu ne abi? Işık taşı. Işık çubuğu daha doğrusu herhalde, öyle bir şey. Ne oluyor lan orada? Birileri mi yürüyor? Şurada bir adam var. Yokmuş. O sesler nereden geliyor? Ben bir ses duydum yani, eminim. Böyle aşağıdan gidersek daha güvenli olur diye düşünüyorum. Bir dakika lan, evin içinde mi o istediği yer, anlamadım ki. Yukarı çık diyor. Burada merdiven falan mı var? Ne oluyor lan? Burada bir yerde merdiven var herhalde. Çünkü yukarı çıkmamı istiyor benden. Kanka ben seni rahatsız etmeyeyim ya. Sen devam et. İyi sıç bak. Azimle sıçan tuvaleti bile delermiş. Ve merdiveni bulduk. Güzel. Arkadaş orada sıçmakla meşgul. Şurada bir kurşun falan var mı? Bakmak istiyorum da. Selam. Bak burada da tuvalet var. Tuvaletin şeyini kırmışlar abi. Neyse artık, hadi gidelim. Burada bence adamlar var. Ayak sesleri geliyor. O yüzden şöyle gizlice girelim. Burada bir tane var mesela. Diğerlerine söylemeden hemen onu da alalım. Tamam, burası temiz. Çok güzel kaçırdım. Nasıl bir kaç... Abi şaka mısın? Önündeki sarı şeye geldi. Bakın şuraya geldi. Bu adamın hayatını kurtardı ama tabii fazla uzun sürmedi. Niye küfür ediyorsunuz lan? Bekle sen. Ben niye normal silahla dalmıyorum ki? Fantezi yapıyorum burada. Gel bakayım. Oo, tam da ben vurunca kaçıyorsun ya. Şu kırmızı şeyler daha zor ölüyor herhalde. Kırmızı gözlü olanlar var ya. Buradayım, burada. Şimdi ne yapacağız, bizim görevimiz ne, onu bilmiyorum ki ben. Giysi kızı arayacaktık herhalde de. Şeyle, Psycho ile orada buluşacağız. Psycho'yu şey yaptıkları yerde. Derisini yüzdükleri yerde buluşacağız ama. Oraya kadar yalnızım zaten. Psycho öyle demişti. Aa, bilardo masası. Selam kanka. Şunları alalım. Burada biraz sıkıntı var. Sistem X diyor. Aha! Alfa Safe değil mi lan o? Oyunun kuralları değişmiş. Alfa Sef nereden girdi, nereden çıktı ve uzaylılara merhaba deyin arkadaşlar. Artık uzaylılarla birlikte takılacağız. Ya sen de mi abi ya? Sıçıyorsunuz bari, kapalı bir yerde yapın şu tuvaletleri. Dur lan, ben bu silahı istemiyorum. Abi şu sıçanları alın şuradan ya, Allah rızası için. Nereden gidiyoruz, şöyle mi? Nasıl, burada uzaylılar var ya. Niye böyle bir şey yaptın ki? Değil mi? Var. Acayip öldüresim var ya ama neyse, bulaşmayacağım. Yürüsün gitsinler. Herkes kendi işine, değil mi? Sataşana sataşırız. Sataşmayana ellemeyiz ama sen bana sataştın.
ölümü tadacaksın. Var mı başka arkadaşımız? Olmaz olur mu, ama ben sataşmadan kaçmaya çalışacağım. Oo. Kaç 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 kaç. Burası bayağı bir uzaylı dolmuş ya. Şöyle biraz saklanayım, enerjimi yenileyim. O zaman kapışalım beyler, hadi gelin. Artık kaçmayacağım. Da sen bir öl ya. Niye ölmedi ki bu? Bütün kurşunu beynine fırlattım yani, ama ölmedi. Neyse. Şimdi şöyle, oh my god baby, oh yeah. Gelin bakayım, zırh modunu aç. Bunları, ooo sen yumruklaşıyorsun ya, bir dakika. Ya bunlara kurşun dayanmıyor ki abi. Bayağı da karanlık bir map'teyiz ya, gözükmüyor hiçbir şey. Sana bir yumruk atacağım. Selamun aleyküm, aa sen daha iyi yumruk atıyorsun yalnız. Bunları yumrukla öldürmek kötü bir fikirmiş, çünkü ölmüyorlar. Ama kurşun bitince mecburen. Diyeceğim de bir dakika. İşte aradığım silah bu ya. Ben niye diğerini kullanıyordum? Şöyle bir iki tane sıkacağız değil mi? Gel buraya. Bu silaha bayılıyorum abi. Uzaylı olsun, insan olsun, her türlü alıyor yani. Sistem X. De benim kafa gitti Sistem X'i görünce. O ne lan, Slender gördüm daha demin. Vallahi Slender'a benzer bir şey vardı orada. Sistem X bu mu? Bu ne abi ya böyle? Seni duydum. Şeye mi ihtiyacın var? Hayır. Sadece girin. Randevuda ETA'yı 3 Ne oluyor lan? Abi. Kafama adam düştü. Neyse, o kadar önemli değil. Günlük hayatta olabilecek şeyler. Biz yolumuza devam edelim. Ha evet arkadaşlar, bir de bir önceki bölümde hani FPS'im çok düşmüştü ya, onun sebebini fark ettim. Benim laptopun, bir dakika ben bunu almayacağım. Benim laptopun soğutucusu takılı değilmiş. Tabi bilgisayarda ısınınca FPS düşmüş önceki bölümde biraz. Soğutucu çok önemli laptoplar için yani. Tamam, anladık ya. Bu arada ben bazı animasyonlarda, bu hikayelerde arada bir konuşabiliyorum. Susmaya pek meyilli biri değilim yani. Hani fazla konuşan biriyim. O yüzden hani fazla konuşursam eğer hikayelerde falan. Zaten altyazıları açtım. Bakabilirsiniz yani arkadaşlar. Oha! Ne oldu lan? Kamillere bak, yanıyorlar. Aa, uzaylı. Selam kanka. Bunları biliyorum ya. Bunlar çok iğrenç bir şey. Bunlar bir şey yapınca, böyle hareket yapınca, hani ateş edince kendini koruyorlar. Ölümsüz gibi bir şey oluyorlar. Arkalarından vurmak gerekiyor. Yani sıkıntı bunlar. Tabii bu elimdeki silahla kafana bir vuruşta işi çözdüm. Bu şeyi alabiliyormuşum lan. Bir dakika, bir alacağım onu. Şunun kurşununu bir değişelim. Bir deneyelim bakalım. Nasıl bir şey bu? Ateş şey yapıyor. Yok ya, ben bunu kullanmayacağım. Nerede benim silahım, nerede lan? Ha, silahımı atmadan direkt elime mi alabiliyorum? Yok lan, atmışım herhalde. Yo, atmamışım. O zaman süper, ben bunu bir alayım. Diğer o iki silahı nereme sokuyorum bilmiyorum, ama silah atmadan bu silahı alabiliyormuşum. Şurada fare var, bunları bir yakabiliyor muyum ben ya? Oğlum siz nasıl yanmıyorsunuz lan? Yalnız bu elimdeyken biraz yavaş koşuyorum ya. Oraya nasıl gideceğim lan, bir dakika. Yok böyle değil, evin içinden girilecek. Şöyle herhalde. Konumuna yakın bir yerde devre dışı bir sinyalci var. Sinyalci mi? Sef aktivitesiyle yeniden etkileşebilir. Sence uzak durmalı mısın? Tabii ki hayır. Belki. Ama eğer bir güç kaynağı varsa belki onu kullanabilirim. Bak gene tuvalette mi? Değil mi? Tuvalet bak, aynen. Yakarım ben bu adamı yani. Bokunu da yakarım, onu da yakarım. Altta uzaylı var. Sessizce yapalım bence bu işi. Elimdeki o ağır silahı attım ya. Ya da alacağım lan, dur. Şunu bir yakmayı deneyeceğim. Uzaylıları yakınca ne oluyor acaba? Neredeler? Ayak izleri nerede lan? Kaybolmuş. Bayağı uzaklaşmış belli ki.
Neredesin? Gel bile 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 bile. Gel buraya lan. Nerede bu? Aha bir şeyler oldu. Harekete geçti. Bence burada biraz görünmez olayım. Bayağı da uzaktaymış ya istediği yer. Koş abi koş. Gördü beni. Radarda göründüğümü fark ettim ama neyse zaten bulaşamadı bana. Oraya geri gitmek zorunda değilsin Michael. Giysi kızağını uzaktan çalıştırabilirim. Bana bir şey olmaz. Robert için daha çok korkuyorum. Aha. Bu ne lan? Ya bu nasıl bir silah ya? At şunu. Bunlar şey galiba böyle etrafı gezip kolaçan ediyorlar ve bir şeyler oluyor lan. Acayip büyük bir hasar aldım. Selam kanka. Bir dakika ben diğer silah kullanacağım ya bu ne? Haşır huşur bir şeyler diyorlar bak. Dikkatle dinlerseniz sesler geliyor arada bir. Haşır huşur. Oha ölmediler lan. Ben buna vurmadım bu kendi öldü bu mal. Her yerde cephane var Allah'tan yoksa işimiz zor yani gerçekten. Bu bombayı kim atıyor lan burada insanlar mı var? Sel falan burada mı? Burada sadece uzaylılar yok ya burada herkes var. Bak kanka bulaşmak istemiyorum sataşmayın. Burası nere la bu ne? Ay köprünün altında kalıyordum. Ne yapıyorum ben şimdi? Burası temiz herhalde değil mi? Yaratık falan yok. Yanılmış olabilirim tabii. Burada adamı öldürmüşler ama olsun. Psycho'nun ne işi var lan burada? Bu adam nasıl bu kadar güvenilir bir şekilde benden önce geliyor buralara? Ben niye savaşarak geliyorum? Sen olmayı dinemediğin bir gün bile geçmiyor. O derinin altında dönüp duran o donanımlı ıslak gerizekalı saçma sapan sef mutasyon saçmalığına rağmen bunu kabul ederdim. Değil mi? Bu üstümdeki giysi çok iyi ya. Hadi, hadi gidelim. Kıskanmaya son ver artık ya. Beni kıskanıp durma bak. Aramız bozulacak yoksa. Zaten düzgün değil aramız ve burada bayağı bir toplu taciz yapmışlar hacı. Gel buraya. Uzaylılar gelmiş. Selleri yani öldürmekten beter etmiş. Nereden gidiyoruz la? Oo baby laboratuvar su basmış. Burayı parçalamışlar be. Tamam geldik senin istediğin o laboratuvara. Bizim giysi kazağımız nerede? Beni de şu şeylerden. Kazağı pardon, kazağı ne abi? Kızak kızak. Kazak diyoruz. Üşüdük ya, hava soğuk. Evet o kanki. Ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum ama neyse artık. Bak gene öngörüler bir şeyler olmaya başladı bana. Şu giysi kızağını bul artık ya. Oğlum bu laboratuvar patlamış lan giysi hani bulsak bile giysi kızağını çalışacağını zannetmiyorum ama. Bu ne lan? İçeride bir şey var. Uzaylı gibi bir şey lan o baksana. Dur bakayım ben ona daha yakından bakmak istiyorum. O nasıl bir şey? Oo baby. Bayağı büyük bir şey bu. Daha önce görmemiştim bak böyle bir şey. Burada bir yaratık var kanka. Ama dondurmuşlar herhalde. Sıkıntı yok yani. Böyle mi gidiyoruz? Valla ben bu Psycho'yu bekleyemeyeceğim ya. Önden gidiyorum. Psycho beni takip etsin. Ben niye onu takip ediyorum ki? Bu ne lan? Nano bir şeyini yükseltme bir şey yazıyordu. Tam okumadan aldım ama. Güzel bir şey herhalde. Psycho'yu takip et diyor ya. Hadi abi. Ben mi açıyorum? O zaman 2 saattir seni niye takip ediyorum? Her boku ben yapıyorum ya. Çık şuradan. Ne oldu lan animasyon? Yo ben yönetiyorum şu an. Ama silahım falan kayboldu.
Ameliyat şey ya, çok korkarım ha böyle şeylerden. Mesela ameliyata falan giden insanlara harbiden helal olsun. Ben korkarım yani. Şu aletleri görmek yeter bana. Bunu mutlaka size ödeteceğim. Ya bak gene tribe girdi. Hangi cehennemdesiniz? Kanka ben korkuyorum ya. Beni dışarı alın be. Beni bu salakla baş başa bırakmayın. Sakin ol Psycho. Eğer bunu yapan Selpiç'ini bulabilsem, onu öldürürdüm. O kadar diyorsun. Yani senin derini yüzen adamı bulsan öldürürsün, değil mi? Bak bak bak. Hadi. Burada da yapmışlar zaten. Yazık lan. Oha lan. Hayvan herif, ödümü patlattın. Adam canlandı sandım. Ya, tribe girdin, kapıyı açtın. Bu mu yani? Bir de senin tribinle uğraşıyorsun. Claire, kapıyı aç. Aç kapıyı. Aha giysi kızağı. Hadi girelim kanka. İyi misin? Evet. Bu adamda normal olmayan bir şeyler var ama. Halledebilecek miyim? O çözdü adam direkt. Tamam kanka ben oturuyorum hadi. Yanlış bir şeyler yapma ha. Bundan emin olmamız gerek. Giysinin kilidini açmak, güvenlik mühürlerini kırmak ve nanitleri yeniden yerleştirmek anlamına gelir. Sef teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Vay. Halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Yap şunu lan, ben dayanırım. Yalnız ben biraz korktum ya. Aletler, aha girdi bir yerlerime bak. Gözüm karardı. Aha bir yere girdim. Doğumda temel bir değişikliği tetikledik. Ancak teknolojik üstünlüğe sahip bir düşmanı yenmek için onlara dönüşmek zorundaydık. Dopamin alıcılarına engelleyiciler yerleştirdik. Senin korunacak. Bunlar olmadan kovan zihnine maruz kalırsan tükenirsin. Tamam, şimdi onu çıkaralım. Bu neydi lan? Engelleyiciler temizlendi. Kritik nörolojik değişiklikleri kaydediyorum. Ameliyatı güzel atlattık herhalde, değil mi? Sıkıntı yok. Bu da. Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Tamamlıyoruz. Nano giysi bundan sonra tamamen kaldırılır. Aa bu senin karı değil mi lan? Komutan Michael Skies. Hala optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor. Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen... Bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden seninle savaşıyorum. O yüzden mi ilgilendin? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun, o yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael. Sel programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara. Her gün. Her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ne yaptığımı biliyorum. İnan bana, biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael! Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor, değil mi? Eğer o kadar üzgünsen Claire, bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin seni yalancı lanet? Psycho, dinle beni. Nasıl işlediğini biliyorsun ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Yani. Ben de olsam ben de sinirlenirdim de. Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında haklıydım. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin.
Bak adama bak ya. Başından da bunda çok iyi değildin ama tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin vardı dostum. Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Ne o? Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Ya benim yüzümden öldü yani. Ya bir siktir git diyeceğim olmayacak şimdi ağzımı bozduruyor bak. Sen şu izini al git ve kendi savaşında savaş. Aynen ya. Ben niye seninle uğraşıyorum? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Tek başıma hallederim. Sana ihtiyacım mı var lan göt? Hareketlere bak 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 kıvırıyor bir de. Tamam mı bitti mi? Defol git ya. Herkes kendi yoluna. Michael. Bekle. Ya beklemesin hayır, gitsin. Claire. Haklı. Haklı. Bir yandan da haklı şimdi aslında doğru diyor. Adamın derisini yüzmüşsün. Adam tabii sinirlenecek sana. Dikkatli dinleyin. Biraz önce yükselen kırmızı yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Baş melek Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani düşman bileşenlerinin ve şehir bölgesi nüfus azalımı olaylarının kesin çözümü anlamına gelir. Baş melek için alternatif sonuçların yeniden verilmesi konusunda protokoller vardır. Bu sonuç, SEF 3. aşaması tehdidiyse, baş melek mümkün olan en saldırgan protokol setini başlatır. Yükselen kırmızı yıldız. Ah tanrım. New York'u yok edecekler. Tamamen. Yörüngesel yok oluş. Vay adamların planı büyük abi. New York'u baştan sona yok etmek. Neden Sel sadece yolumdan çekilemiyor? Herkesi hattan çıkarmam gerekiyor. Zamanını boşa harcıyoruz. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyım. Hayır, bir şey değişmiyor. Linkshin gibi olacak. Baş melek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alfa Sef'e geri yüklüyorlar ve... ...dünyada bir cehennem deliği açacak. Geriye bir... Vay, o zaman o halde ne yapabiliriz? Devreye ben gireceğim. Taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen belki uyanmalarını tersine çevirip hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer Sef tehdidi olmazsa Sel baş meleği iptal edecektir. Kendini Sef'e mi bağlayacaksın? Prophet, zihnin korunuyorken bile onların etkisine direnmek için çok uğraştın. Şimdi o güvenlikleri kapattık. Yani isimdeki nanitler artık serbest. Bu her şeye... Akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten bir Sef'e dönüşebilirsin. Bu göze aldığım bir risk. Yani risk almadan güzel şeyler başaramayız ya da kahraman olamayız. O yüzden risk alıyoruz. O zaman diğer bölümde ne yapacağız ben de bilmiyorum. Şu an görevimiz ne onu da bilmiyorum. Bütün şey Psycho'nun tripleriyle geçti. Aptal aptal triplere girdi yine her zamanki gibi. Ama artık aramız ayrıldı. Hani aramız ayrıldı ne işte hani uzağız. Artık herkes kendi yoluna gitti. O yüzden onun tripleriyle uğraşmayacağız. Diğer bölümde artık ne yapacağız onu bilmiyorum. Diğer bölümde göreceğiz. Bu bölümden bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.